2023oldukça zorlu bir yıl oldu. Aslında hepimiz için sürpriz denilemeyecek ama gittikçe ağırlaşan sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bilindiği üzere İnsan Hakları Derneği 37 yıldır aslında bu alanda mücadele eden bir örgüt ve 37 yıldır biz yaşam hakkından, eğitim hakkına, sağlığa, kadına ya da çocuğa yönelik şiddet ya da istismara, yine özellikle çevreye yönelik hak ihlallerine kadar aslında pek çok alanda mücadele etmeye devam ediyoruz. 2016 yılından sonra özellikle OHAL ilanı ve devamında gelişen otoriterleşmenin daha da net olarak hissedildiği bir yıl oldu denilebilir. Pek çok noktadaki özellikle mesela düşünce ve ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin yoğun bir şekilde kısıtlandığına tanık olduk bu yılda. Ve bu yıl aslında tam da bu haklara yönelik engellemelerin mevzuatla da desteklendiği bir yıl oldu. Örneğin dezenformasyon yasası, yine terörün finansmanının önlenmesine dair yasa daha önce çıkmıştı bu 2023'te ama uygulamasının hızlandığını gördük. Bu yasanın uygulanmasıyla beraber tüm dayanışma etkinlikleri neredeyse terörle ilişkilendirilmeye, terörün finansmanı olmakta suçlanmaya doğru bir eğilim gösterdi ve bu durum özellikle hapishanelerde yakınları bulunanların, örneğin evladı ya da kardeşi, eşi bulunanların onlara gönderdiği paralar için bile, yani görüşçüsünün yatırdığı para nedeniyle bile bu suçlamayla karşılaşabildi insanlar haklarında. Hem davalar açılabildi, zaman zaman tutuklamalar oldu ve dolayısıyla hapishanelerdeki mahpuslarla dayanışmanın da bu kapsamda suç haline getirildiğini görüyoruz. Ve bu tabii dayanışmanın terörle ilişkilendirilmesi meselesi, işte mülteciler gibi ya da deprem gibi ya da bölgede yoksulluğa düşen insanların desteklenmesi gibi her alanda dayanışmanın risk haline getirilmesi ya da cezaya konu edilmesi gibi bir tablo ortaya çıkmış oldu. Yine işkence ve kötü muamelenin arttığı bir yıl oldu 2023 yılı. Cumartesi annelerinin 30 hafta boyunca gözaltı uygulamasıyla engellenmeye çalışıldığı süreçte de aslında yine benzer bir tabloyla gördük. Çünkü bu süreçte hem Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarının ihlal edildiğini hem de bu suçları işleyen memurlar hakkında işlem yapılmasına izin verilmediğini yine bu dönemin en çarpıcı örnekleri arasında sayabiliriz. Yine 2023 önceki yıllardan devamlı savaşın ve çatışmaların devam ettiği bir yıl oldu. Yoksulluğun çok daha derinleştiği bir yıl oldu 2023. Ekonomik krizin özellikle halk üzerindeki etkisinin çok daha derin hissedilmeye başlandığı bir yıl oldu. Dolayısıyla yaşamın her alanından, yani emek alanından, işte kadınlara, çocuklara, hapishanelere kadar her alanda yaşanan sorunların çözümsüzlüğe sürüklendiğinden, aslında otoriterleşen rejimin sorunlara çözüm üretmek yerine toplumda biatı sağlayabilmek, aslında itirazların önüne geçebilmek, karşı koymuşları engelleyebilmek bakımından baskıyı artırma yöntemini seçtiğini gözlemliyoruz. Hapishanelerde bugün devam eden açlık grevleri de bunun bir parçası aslına bakarsanız. Hapishanelerdeki mahpusların bir konuda seslerini duyurabilmeleri, bir konuya çözüm üretebilmeleri için maalesef çok fazla araçları yok ellerinde. Yani işe yarayacak araçları yok. Bu yüzden de son çare olarak hep bir açlık grevine başvurulduğuna tanıklık ediyoruz. 2022 yılında tam 83 açlık grevi, değişik nedenlerle yapılmış açlık grevi olduğu, sadece Marmara Bölgesi hapishanelerinde bunun gerçekleştiği raporumuzda da belirtmiştik. Dolayısıyla şu anda devam eden İmralı Hapishanesi'ndeki ağır tecrit üzerinden yeniden gündeme gelen açlık grevleri tam da aslında hem toplumun bireycileştirilmesi, yalnızlaştırılması, dolayısıyla toplumsal sosyal
niteliğinin ortadan kaldırılmasına dönük politikaların bir sonucu olarak hem dışarıda etkisini gösteren hem de içeride mahpusları fiziken de birbirinden tecrit ederek bu atmosferin oluşturulduğu bir uygulama üzerinden devam eden bu açlık grevleri aslında ciddi bir soruna da işaret ediyor. Hem içeride hem dışarıda yaşanan ciddi bir soruna işaret ediyor. Ve tabii ki tecrit bir işkencedir diyen hak savunucuları, hukuk örgütleri, sağlık örgütlerinin bu noktada bu sorunlara duyarlılık göstermesi ve dolayısıyla bu işkencenin bir hem hapishanede hem dışarıda uygulanmasına vesile olan politikalardan vazgeçilmesi noktasında bir karşı koyuş, bir etkili mücadele yürütmesinin ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ancak bu noktada gerek anayasanın, Anayasa Mahkemesi kararlarının, ahim kararlarının ve dolayısıyla giderek uluslararası sözleşmelerin de aslında devre dışı bırakılmaya çalışıldığı, dolayısıyla bütün bu ulusal ve ulusalüstü hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını devletin göz ardı ettiği ve dolayısıyla tırnak içinde keyfi diyebileceğimiz aslında sadece siyasi politikaları doğrultusunda ve denetimsiz hareket edebileceği bir alanı yarattığı, bunu daha da genişletmeye gayret ettiği bir yıl oldu aynı zamanda 2023. Tabii bu aslında hani kısaca bir çerçeve çizmeye çalıştım ama bunun çok daha geniş ve aslında toplumun tüm kesimlerini etkileyen çok daha derin sorunlara ve hak ihlallerine neden olan politikalar olduğunun altını çiziyoruz. 2024'de girerken tam da aslında bütün bu zorlukları nasıl aşacağımıza en çok da konuşma ihtiyacı duyduk ve İnsan Hakları Haftası kapsamında da hem bütün bu konularla ilgili neler oldu, neler bitti bunları konuştuk. Hem de mücadelenin nasıl devam etmesi, daha etkili bir mücadelenin nasıl örgütlenebileceği sorusu üzerine kafa yorduk diyebiliriz. İnsan Hakları Haftası boyunca bir araya geldiğimiz bütün dostlarımızla bunları tartışmaya gayret ettik. Kaybedilen mücadele terk edilen mücadeledir denir biliyorsunuz. Biz de onu ifade edelim. Her zaman gördük, ısrarlı, kararlı, sürdürülen mücadeleler her zaman mutlaka olumlu sonuçlar ortaya koyuyor. O yüzden de biz mücadele etmeye devam edeceğiz. İnsan Hakları Derneği 37 yılı aşkın süredir bu inatla ve ısrarla mücadelesine devam ediyor. Amacımız tüm dünyada demokrasinin, barışın ve insan haklarının egemen olması. Bu temel amaç etrafında bu yeni yıl vesilesiyle herkesin yeni yılını kutluyoruz hem de herkesi bu mücadelede ortaklaşmaya çağırıyoruz.